Redaktör Haber'den herkese merhabalar efendim. Bugün Ankara Kızılay'dayız. Meşhur dürüm Aspava'ya misafir olacağız. Ev sahiplikleri nasıl, bizi nasıl ağırlayacaklar göreceğiz. Evet, şimdi de meşhur dürüm Aspava'nın sahibi Sayın Haydar Koyuncu ile birlikteyiz. Haydar Bey, merhabalar efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Bugün bizi ağırlıyorsunuz burada. Sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de programımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Teşekkür Redaktör ederim, ailesi sağ olsun. Olarak. İzliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de dedik ki bir menülerimiz, listemiz, yaptıklarımız orada gösterir. Redaktör Haber izleyicilerini de haberdar edelim dediniz. Evet. Haydar Bey, yaklaşık 50 senedir restoran sektöründe çalışıyorsunuz. Yemek hizmeti veriyorsunuz. Yemek hizmeti veriyoruz. İlkokulu bitirdik, bu sektördeyiz. Bize biraz bahseder misiniz mesleğinizle ilgili? Bir baba mesleği olarak mı başladınız mesela? Yani benim babamdan daha yaşlı olan insanlar bunu yapmış. O onu getirmiş, o onu getirmiş. Biz Kırıkkale Sarıkaya Köyü olarak hep bu aspavacıyız. Yıllardır ben çok büyük yerleri çalıştırdım. Bir sürü aspava çalıştırdım. Şu anda da Selanik 2, No 17 A'da hizmet veriyoruz. Adres bilgisini verelim o zaman. Selanik. 2. cadde, No 17'ye A. Kızılay, Ankara. Aslında çok işlek bir yer değil mi? Tabii tabii. Yerimiz güzel, nezih, müşterimiz de iyi. Gereken hizmetleri veriyoruz. Yaklaşık 40 kişiye istihdam veriyoruz. Ekmek parası. Bünyenizde 40 tane çalışanınız var. Evet, çalışanlar var. Siz istihdam etmiş oluyorsunuz onları, ne değil mi? Bize yani. Evet. Siz yani o zaman anladığım kadarıyla işin mutfağından geliyorsunuz. Bunun babadan da öte. Benim babamdan daha yaşlı insanlar var. Benim babam mesleği değildi ama bizim mesleğimiz. Bu işin ehliyiz yani. Aspava deyince Aspava'nın kurucularından birisiyiz. Bu Aspava'da benim oğlum Veysel Koyuncu'ya patentli. Oğlunuz ve damadınızla birlikte işletiyorsunuz. Oğlum, damadım. Bir damadımız daha var, Mustafa. Üçü çalıştırıyorlar. Biz de onlara zaman zaman gelip bir aile şirketi diyebiliriz, evet. Yani evet, değil evet. Mi? Gençler çalıştırıyor. Biz de göz kulak oluyoruz. Onlar tecrübemizi aktarıyoruz. Tabii ki. Yani onlara bırakıyoruz ki zamanda onlar da bizim gibi olsunlar ve olmuşlar da. Çok güzel çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla bu da sizden sonra yine aktarılacak. Evet tabii. Zaman gelecek onlar da çocuklarına aktarılacak. Babadan oğula, oğuldan toruna geçen bir zincir şeklinde ilerleyecek. Bizim gerçekten mesleğimiz, severek yapıyoruz. Müşterimizi de seviyoruz. Bizim yemediğimizi müşterimize yedirmiyoruz. Ben de tam onu soracaktım size Haydar Bey. Etlerinizi özel olarak temin ediyorsunuz. Özel olarak Amasya'dan geliyor. Tosun eti alıyoruz. İnek eti almıyoruz. Bembeyaz etler, güzel etleri alıyoruz. Özenle seçilmiş. Seçilmiş etler. Biraz menünüzden bahsedelim. Öncelikle menüden önce şeyi sormak istiyorum Haydar Bey size. Aspava'nın bir açılımı var değil mi? Allah sıhhat, para, afiyet versin. Amin. Yani menümüze gelince dönerimiz, kapalı kaşarlı döner, İskenderimiz, pilav üstü döner, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, karışık, sucuklu, kebaplarımızdan tavuk şiş, kuzu şiş, kanat, soslu kaşarlı beyti, Adana, şiş köfte, tavuk şiş, kuzu şiş, kiremit köfte, kiremitte şiş, ali nazik, çöp şiş. Sizi diğer aspavalardan ayıran? Diğer aspavalardan ayıran 3 çeşidimiz daha fazla var. Saç kavurmamız var, kuzu ciğerimiz var, çöp şişimiz var. Et severleri de bu anlamda şölen gibi hizmet veriyorsunuz. Ama sadece et değil, pide çeşitleri de var söylediğiniz gibi. Yani sadece dürüm derken sadece dürüm değil. Döner, İskender, pide, kebap hepsi mevcut efendim. Fazlalığımız var, başkalarına göre eksiğimiz yok. Bu konuda da kendimize güveniyoruz diyorsunuz. Güveniyoruz efendim. SSK, sos, soğan, kaşar. Kısa ismi SSK. Sos, soğan, kaşar. O meşhurdur. Aspavalarda, tüm aspavalarda vardır aşağı yukarı. Bizde de aynı zaten. Ben çok büyük yerleri çalıştırdım. Özçelik aspavayı da çalıştırdım. Çok yerlerde çalıştırdım. Yani daha fazla saymama gerek yok. Tüm hayatınız zaten restoran hizmetinde, yemek hizmetiyle geçti. Yemek hizmetiyle geçiyor. Menüye dönecek olursak, menü haricinde de sizin misafirlerinize ikramlarınız oluyor değil mi? Evet, ikramlarımızdan para almıyoruz. Salatamız, domates, biber,
pişmiş haydari, çiğ köftemiz, soslu soğan kaşar, patatesli kaşarlı, dondurma, özel yapılmış peynirli, burma kadayıf ivrik helvası, semaverde çay. Bunlar hepsi bizim ikramımız. Bunlardan para almıyoruz. Bunlar ikramımız. Aspoğan'ın ikramları. Buraya gelen müşterilerinize sizin müessesenizin ikramı olarak. Bir lahmacun da yese bunlar ikramımız. Müşteri ayırt etmiyoruz diyorsunuz. Hayır, kesinlikle yani. Müşteri ayırt. Siparişi ne olursa efendim, olsun ikramlarımızı veriyoruz. Müşteri bizim için veli nimettir. Şüphesiz öyle. Müşteri olmazsa biz burada olamayız. Çok haklısınız. Burası müşteriyle güzeldir. Müşteri olmazsa bir harabedir. Doğru söylüyorsunuz. Bu sektörde 50 yılınızı vermiş olduğunuzun bir göstergesi. Tabii ya, yaklaşık 50 yıldır bu sektör. Siz müşterilerle birlikte varsınız değil mi? Zaten bir işletme sahibinin de bu bilince sahip olması gerekiyor Haydar. Bir kutluyorum sizi bu açıdan da. Yaklaşık 40 kişiye de istihdam sağlıyorsunuz. Evet, 40 kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarınızdan özellikle ne istiyorsunuz? Özel bir prensibiniz vardır mutlaka. Var tabii. Hijyene dikkat ediyoruz. Salatalarımızı sirkeyle yıkıyoruz ve bol suyla yıkıyoruz. Gayet titiz davranıyoruz. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Hijyen dışında da herhalde misafirperverlik göstermeleri. Misafirperverlik. Hizmetimizde sınır yoktur. Bir çay isterse gene veriyoruz. Bir patates isterse gene veriyoruz. Bir salata isterse gene veriyoruz. Yok demiyoruz. Biz sana verdik de bir daha veremeyiz demiyoruz. Bir salata daha verirse gene onu da para yazmıyoruz. Çok uzun yıllardır zaten de Selanik 2 Caddesi'nde de hizmet verdiğiniz için sürekli müşterileriniz de vardır değil mi? Tabii vardır. Müşterimiz bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Yani burayı evi gibi görüp gelip yemeğini yiyip, yemek yedikten sonra da zaten dış mekanınız da var. Yazın daha çok dış mekan tercih ediliyordur. Bahçemiz de var. Salonlarınız geniş. Bahçemiz büyük, salonumuzdan hariç. Haydar Bey, peki müşteriler niye sizi tercih etsin? Tatlı dil, güler yüz, kalite. Müşterimizden hiçbir şey eskileyemiyoruz. Gramlarımızdan herhangi bir eksiklik olmuyor. Müşterimiz memnun ayrılıyor. Helalinden kazanıyor. İşletmenizde ön plana ne çıkıyor? Misafirperverlik, güler yüzle misafirleri ağırlamak. Ve de pişirme aşamasında da mutfak bölümünde de hijyene çok dikkat ettiğinizin bir kez daha altını çizelim. Çünkü gerçekten bu çok önemli bir unsur. İnsanlar güvenerek geliyorlar, yemeklerini yiyorlar. Görmedikleri halde güvenmeleri de çok çok büyük bir... Biz de onların güvenini sarsmıyoruz yani. Onlara layık olmaya çalışıyoruz ve layık oluyoruz inşallah. Çünkü biz onların parasını alıyoruz. Çoluk çocuğumuzu helalinden yediriyoruz. Haydar Bey, herkesi tekrar çağıralım mı Aspava'ya? Meşhur dürüm Aspava. Selanik 2, No 17, A, Kızılay. Herkesi bekliyoruz. Kızılay'ın göbeği, yani çok nezih yerimiz, büyük, mekanımız ferah. Herkesi bekliyoruz. Haydar Bey, Kırıkkale'den çok müşterileriniz geliyor mu? Kırıkkale'den tabii var müşterimiz. Ama ekseri Ankara'dan tabii. Tabii ki. Burası Kızılay, çok karabağlık sağ olsun. Özellikle hani meşhur dürüm Aspava'yı... Uzak yerlerden gelenler var. Sizi tercih ediyorlar yani. Onu sormak istiyorum evet, size. Evet ediyorlar. Biz Ankara'ya gidince herhangi bir yerde yemek yemeyelim. Soruyorlar. Meşhur dürüm Aspava'sına gidelim diyorlar. Siz de misafirlerinizi. Misafirlerimizi başla canla başla ağırlıyor. Baş tacı yaparak ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Haydar Bey. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için. Bu güzel tatlı dil, güler yüzünüze teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Size de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinizin çok teşekkürler. Hayırlı günler dilerim. Şimdi de meşhur dürüm Aspava'nın mutfağındayız. Burada neler hazırlanıyor? Kıymalı pidemiz var, lahmacun var, kaşarımız var, kuşbaşı var, kuşbaşı kaşarımız var, kaşar mantarımız var, kapalı var. Çok güzel, lezzetli, hijyenik. Böyle kıymalı pidemiz Erkan ustamız yapıyor. Püf noktası var mı? Ne kadar tutuyorsunuz ateşte? Ateşte güzelce kızarcana kadar, lezzetini alana kadar yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kebap ocağındayız. Kebaplarımız burada çıkıyor. Amasya'dan gelen etler, tavuk şiş, kuzu şiş, beyti, Adana şiş, şiş köfte, çöp şiş, kuzu ciğer, saç kavurma. Bütün muhteşem lezzetler bu burada. Ocak evet, bu ocaktan yani çıkıyor. Evet. Meşhur dürüm Aspava'nın diğer sahipleriyle birlikteyiz. Murat Bey evet. Ve Beysel Bey. Evet. Şu an çok kalabalık, akşam saatleri olduğu için değil mi? Evet. Bu kadar yoğun oluyor mu? Hemen her zaman oluyor. Müşteriler lezzetlerimizden o zaman çok memnun. Memnunlar evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Redaktör Haber ailesi olarak biz bugün meşhur dürüm Aspava'daydık. Sizler için bütün lezzetlerini tattık. Merak edenler gelip burada yerinde lezzetleri tadabilirler. Kanalımıza abone olarak bu videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz de lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.